OSM Orta Doğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sağlık Merkezi devam ediyor. Bu kalp damar hastalıklarının korunma yollarını başta birinci olarak yani sigaradan kaçınmalıyız. Sigara yani az değil de hiç içmememiz lazım. Artı yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıyız. Fazla kilolardan onları vermeye çalışmalıyız. Artı sporlar yapmalıyız. Şimdi toplumumuz bilgi toplumu. Gerçi her hastalığın belirli sebeplerini biliyoruz ama uygulamıyoruz. Yanlış bir olay. Acı bir durum olmadıysa zaten aklımız başımıza gelmiyor. Bir dar anımıza, bir kötü bir durum olduğu anda aklımıza geliyor, hastalığımızdan dolayı geliyor. Geliyor işte, o zaman öğreniyoruz yani kalp damar sorunlarının ne olduğunu. Başka herhangi hiçbir şeyimiz yok yani. Olur, başka yok. Beslenmeye dikkat ediyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Stresten mümkün olduğu kadar kaçınıyorum. Kirli havadan kaçınıyorum. İşte bunlara özen göstererek yani şey yapıyorum. Ya daha çok yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Yağlı yememeye dikkat ediyorum. Genellikle zeytinyağı diyorlar, iyi zeytinyağı yemeye çalışıyorum. Tabii daha birçok yaptığım şeyler var yani. Ne bileyim. Her konuda, daha doğrusu hasta olduğumda doktora gitmeye gayet çalışıyorum hani. Dikkat ediyorum daha doğrusu hastaneye gitmeye. En küçük bir hastalıkta bile ne şüpheleniyorum hani, bende başka hastalıklar var mı? Daha ileriki başka hastalıklar neden olabilir mi? Yani... Spora iyi dikkat etmek lazım. Sigaradan uzak durmak lazım. Sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Uykuya dikkat etmek lazım. Yağlı, tuzlu, ağır yemeklerden uzak durmak lazım. Böyle düşünüyorum. Hiçbir tedbir almıyoruz. Yememize, içmemize dikkat etmiyoruz. Spor yapmıyoruz. Artı sigara kullanıyoruz. Arası hiçbir tedbirimiz yok. En ufak bir şeyde hastaneye gidiyorum. Yememe, içmeme dikkat ediyorum. Yağlı yememeye çalışıyorum. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Gidiyoruz eve, evden geliyoruz kahveye. İş yok, kar yok. Açlıktan zaten sebep bir kahvaltı yapıyor, akşama bir eve gidiyor. Nerede sağlığımıza dikkat edeceğiz? Çünkü yok ki yapakın. Buna bal lazım. Buna tereyağı lazım. Buna her şey lazım. Bunlar da bizde yok. Olmadığına göre nerede sağlığımız olacak? Bizim orada genellikle yani bir insanın vücudunda herhangi bir ağrı hissettiği zaman doktora pek önem vermiyorlar. Kulak da aslında doğrudur zaten. Genellikle ağrı kesici haplarına gidermeye çalışıyorlar. Halbuki bir doktora gidip göründüğü zaman hani rahatsızlığının ne olduğunu daha iyi bilir, daha iyi anlar. Ve bu düşünce yok bizim insanlarda. Özellikle biraz erkeklerden dolayı kaynaklanıyor. Eşleri her zaman rahat rahat gidemiyor. İstediği zaman gidemiyor zaten doktora. Ya gitse de az gidiyor, gizliden gidiyor genellikle. Başka yok. Yani o yönden Doğu, Güneydoğu yani sağlık yönünden sıfır. Yani sonuçta ölüm Allah'ın emri. Ölüm geldiği zaman yani kalp de sağlam olsa, beyin de sağlam olsa trafik kazasında olursunuz. Yani adam biraz çoğuştur. İnancımız olay kanidir. Yani sağlıklı yaşamak için, daha güzel, mutlu yaşamak için kendimiz işte bu gibi şeylere dengeli beslenmeye dikkat etmeliyiz. Evet, reklamların ardından bir VTR'miz vardı, onu izledik. Kalp damar hastalıklarından nasıl korunmamız gerektiği ile alakalı vatandaşlarımızın ne düşündüğünü merak ettik. Onlar da sağ olsunlar cevapladılar. İşin uzmanı burada, nasıl korunmamız gerektiği ile alakalı işin uzmanı cevaplayacak. Onlar da dikkatle takip ederlerse programımızı bu konuda bilgi sahibi olmuş olurlar. İbrahim'cim, reklamlardan önce üniversite öncesi, üniversite sonrası, haç öncesi, haç sonrası diye bir ayrım yaptın. Ben hocama şunu yöneltmek istiyorum hocam. Ameliyat sonrasında hastalarımız nelere dikkat etmeli? Sosyal yaşantıları nasıl idame ettirmeli? Neler yapmalı bu konuda? Biraz bilgilendirirseniz bize. Şimdi kalp ameliyatı korkusunu bir kere insanlar kendinden atmalı. Şimdi toplumda ameliyattan sonra insanlar işte ben yarım adam oldum, işte şöyle olmalıyım. Bir kere o korkulara girmemeli. Ameliyattan önceki kalp bozulmadan hele hele ameliyat olduysa şimdiden söyleyeyim çok rahat olsunlar. Eğer deneyimli bir elde, ehil bir elde, güzel bir ortamda bu ameliyatı başarılı geçtiyse hemen hemen normal adamdan hiç farkı yok. Sadece
doktor kontrollerinin belli periyotlarla, belli aralıkla yapması gereken bir insandır bu hastamız. Ve bir de ameliyattan sonra ameliyatın ağırlığını atlatacak şekilde kullanması gereken ilaçları düzenli kullanması gereken bir insandır. Yani başarılı bir kalp ameliyatı olmuş insan tabii ki top oynayamaz belki ama oynar da yürüyüşünü yapar. Yani gayet rahat hızlı adımlarla yürüyebilir. İş hayatını kesinlikle kısıtlamasına gerek yok. Ufak tefek eforlar, hafif koşmalar gayet yapabilir. Arabasını gayet güzel kullanabilir. Özellikle erkek hastalarımız çok merak ediyor, cinsel yönden herhangi bir sıkıntısı olmayabilir. Fakat dediğim gibi belli periyotlarda doktoruyla temasını hiçbir zaman kesmemelidir. Ben zaten hastalarıma derim, biz ameliyat yaptığımız hastalara adeta nikah kıymış gibi oluyoruz. Çünkü geceli gündüzü bizleri ararlar, hep kafalarına takılan şeyleri sorarlar. Dikkat etme konusundaki şeyi az önce de söylediğim gibi ameliyattan önceki kabaca kötü alışkanlıklarını yapmaması lazım. Yani en önemli dikkat noktası bu. Mesela çok yağlı, çok et ağırlıklı yeme alışkanlığı varsa onu mutlaka kısıtlaması lazım. Sigara alışkanlığı varsa sigarasını bırakması lazım. Tansiyonları düzensiz olduğu için kalbi bozulduysa tansiyonu düzene koyması lazım. İşte şekeri çok bozuk olduğu için kalp bozulduysa, ameliyat olduysa şekerini bir düzene koyması lazım. Çünkü az önce dediğim gibi bu etmenler, bu faktörler tekrar kalbin diğer damarlarını tıkayıp tekrar kalp hastalığı, kalp damar hastalığı haline gelebilir. Ama kalp hastası, kalp ameliyatı olan hastanın hiçbir zaman şu psikolojiye girmemesi lazım. İşte ben yarım adam oldum, ben işte artık bana karışmayın. Çoğu insanlar maalesef bu hali ben çok gördüm. Hatta bir kısmı psikiyatri doktor arkadaşlarıma yönlendiğimiz de oldu. Kolay değil. Kalp ameliyatı deyince insanlarımız çok korkuyor. Evet, bir yıllar önce korkabilirlerdi ama inanın artık kalp ameliyatı öyle zor bir olay değil. Sadece ve sadece zamanlamasının iyi yakalanması lazım. Yine başta da söyledim, kalp krizi geçirmeden bu işin olması lazım. Kalp bozulmadan, vücudun organları bozulmadan bu iş olsun. Yani kalp bozulmadan, vücudu bozulmadan bu ameliyatın insanın bu korkuları yaşamasına gerek yok. Çünkü biz ben onun damarlarını yeniliyorum, yani sıfır bir damar yapıyoruz. Sıfır damarı kendisine veriyoruz, diyoruz ki arkadaş bundan sonra dikkat et. Yani bu hale gelene kadar yapmış olduğun hataları bir daha yapma. Eğer bu hatalar yapmazsın da sana kolay kolay bir şey olmaz diyoruz. Dediğimiz bu. Evet. Şimdi hocam biraz önce bir parça değindiniz de biraz daha açalım istiyorum. Diyet konusunda arada ilacın filan yanında biraz hatta yaşam tarzını değiştirmesini istiyorsunuz, evet, anladığım kadarıyla, evet, hastaların. Özellikle diyet konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? Yağlı şeylerden uzak durmasını söylediniz. Evet, şimdi, onun dışında toplumumuz zaten bilinçleniyor. İnsanlarımız... Yani kebaptan ciğerden vazgeçsin mi? Ya şimdi tabii anladım. Buradakiler şimdi çok toplumumuz zor ama. Bilinçleniyor. Eskiden özellikle bu görsel eğitim araçları, televizyon sayesinde insanlarımız evinde, odasında oturuyor, bakıyor neyin zararı olduğunu sağlık programlarıyla izleyip takip edebiliyor. Artık topluma ben zaten şey anlatmıyorum, şunu yeme bunu yemeyecek arkadaş. Yani şimdi ben eğer bir hastama bol bol et yet dersem, yani ben hastama iyiliğini düşünmüyorum. Yani bunu söylemem öyle gerek yok. Şimdi et, özellikle siyah et dediğimiz, beyaz et daha az, hatta neredeyse çok etkisi yok. Balık, tavuk çok rahat, kalp damarları yönünden bir sıkıntımız en az düzeyde ama siyah et gerçekten kolesterol yoğunluğu bakımından, ciğer, sakatat ürünleri, bunlar insanın kolesterolünü yükseltir. Kolesterol da kalp damar tıkanıklığının, kalbin duvarında düzensizlik yapan ateroskleroz dediğimiz pürüzlü yapının oluşmasına neden olan en önemli faktör. Eğer genetik yapısı da varsa, hani ailesinde kalp hastalığı varsa bu insanın, yani benim bu insana bol bol et ye desem yemesi mi lazım? Hayır. Efendim söyleyeyim, sigara yine bir alışkanlık. Yemek alışkanlığı değil ama hayat alışkanlığı. Evet. Sigarayı kullanmaması lazım. Eğer bir insan ailesinde yatkınlık varsa, sigarayı kullanmazsa, işte yemek alışkanlığını düzgün bir şekilde sokarsa, kalp kontrollerini düzgün bir sayı ve aralıklarla yaparsa, şekerine veya tansiyona dikkat ederse bu insanların mümkün olduğu kadar kalp hastalığına, kalp damar hastalığına yakalama ihtimali en az düzeydedir. Ama eğer bunları yapmazsa tabii ki daha erken yaşta, daha erken dönemde bu hastalığa mutlaka yakalanacaktır. Ben şimdi hocam hastalarımızda şunları da görüyorum. Varis çorabı giyiyorlar. Evet, ameliyattan sonra. Ameliyattan sonra. Bunları varis çorabını sürekli giymeleri gerekiyor mu? Bunun belli bir süresi var mı? Evet.
Şimdi biz varis çorabını bacak damarı kullandığımız hastalarıma ben özellikle giydiriyorum. Mümkün olduğu kadar hastalarıma arteriyel damar dediğimiz, yani halk arasında atar damar dediğimiz damarı ben ameliyatlarımda kullanıyorum. Bunun da göğüsten, göğüsün alt kısmından aldığımız meme damarı ve koldan aldığımız radyal arter dediğimiz damarı ekseriyette kullanıyoruz. Ama tabii bypass yapacağımız damar sayısı çok olduğu için mümkünse başka damarlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunların başında da bacak damarı dediğimiz damarımız geliyor. Bizim safen dediğimiz halk arasında işte varis damarı derler, bacak damarı derler. Şimdi kalp ameliyatından sonra biz standart bir şekilde en az 6 ay boyunca bu varis çorabı dediğimiz, bu damarı almış olmuş hastalara bu çorabı giydiriyoruz. Eğer muayenesinde bacaklarda damar yetmezliği, ven dediğimiz toplar damar yetmezliği yoksa 6 aydan sonra da bu damarı, bu çorabı çıkarttırıyoruz. Hele hele Urfa'da bu çorabı giymek daha da zor. Sıcak ortamı düşünün. Yani şimdi evet. 40-50 derecede bir de dizinin üstüne kadar veya dizine kadar sıcak zırh gibi saran bir varis çorabını giymek eminim ki zor olacaktır. Herhalde burada biz 6 ayı ben galiba 1-2 aya indireceğim gibi öyle görünüyor. Çünkü giyin desem de giyemeyecekler. Evet. Tabii ona göre de diğer varis çorabını giymediği zaman yöntemlerimiz var. Ayağını uzatmasını söyleyeceğiz. İşte baldırdan masaj yöntemleri var. Onlar sorun değil. Onları hep halledeceğiz. Yani ama 6 şey ay boyunca ameliyattan sonra varis çorabını giydiriyoruz. Evet. Şimdi hocam bypass için köprüleme yöntemi dedik kabaca tabirle. Anladığımız kadarıyla şu, kanı kalbi besleyen şey kan, kanın akışında bir sıkıntı olduğu zaman damardaki sorun bir şekilde gideriliyor. Üç şeyden bahsettiniz. İşte balon, stent, bir de cerrahi yöntemle giderilmesi. Cerrahi yöntemle de bypass'ı biliyoruz biz. Bunun dışında da bir cerrahi yöntemle cerrahi yöntem var mı? Kalbin düzenli çalışması, yeterli kanı alabilmesi açısından bypass'ın dışında bir yöntem var mı? Şimdi bu deneysel aşamada birçok yöntem hala var ama ülkemizde daha o safhaya gelmedik. Genetik yapıyla ilgili düzenleme yapılan moleküler biyoloji dediğimiz deneysel safhalar, hani hatta şu anda bile literatürlere bile daha doğru düz geçmemiş yöntemler planlanıyor, düşünüyor. Eminim ki uzun yıllarda ölü kalp dokusunun canlanmasını sağlayacak işte lazer gibi işte başka ilave yöntemler de günümüzde aşikar bir hale gelecektir. Nasıl 20 yıl önce kalp ameliyatı standart değilse belki de 20 yıl sonra bypass ameliyatının yerini ilaç tedavisiyle işte veya kalbe direkt kalp kasına enjeksiyonla oranın kanlandırma şeklinde dediğimiz yöntemler yavaş yavaş, ama şu an için standart kalp damar tıkama yöntemi belli oranda balon stent ve belli oranda kalp ameliyatları, bypass ameliyatları. Peki bypass'ın başarı oranı nedir hocam? Bypass'ın başarı oranı %98'e yakın bir başarı var. Eğer kalp krizi geçirmeyip kalp bozulmadıysa. Ama kalp krizi geçirip kalbin fonksiyonları çok bozulsa bu oran gittikçe daha da azalıyor. Ama şu anda gayet güzel bir şekilde sonuçlarımızı elde ediyoruz. Başarımız da çok yüksek. Evet. Hocam şimdi özellikle işte kalp krizinden önce gidilmesi gerektiğini söylediniz. Hangi aralıkta gidilmesi gerekiyor? Ben bir de şunu merak ediyorum. Yani kalbi besleyen şeyin kan olduğunu söyledik. Kalp kriziyle de herhalde tıkanıyor damar ve orası kan almadığı zaman hocam işte dere kuruduğu zaman etrafı ölüyor. Ölü doku ne oluyor? Yani o bypass sırası orada mı çıkarıyorsunuz ya da şimdi, nasıl oluyor? Onu biraz açar mısınız? Şimdi eğer o ölü doku çok büyük bir alanı kapladıysa tabii onu alıyoruz. Ölü doku rezeksiyon dediğimiz, anezmektomi dediğimiz yöntemle ölü doku çıkarıp kalbi eski haline, mümkün olduğu kadar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bu tabii ağır. Öyle çok birçok arkadaş yapmıyor. Biz gayet de güzel yaptığımız yöntemlerimizden birisi. Yani remodeling dediğimiz yeniden yapılanma. Yani kalbi yeniden eski haline getiriyoruz. O ölü dokuyu çıkararaktan. Ve beraberinde de o ölü dokunun alt kısımlarından, yani kalbin mümkün olduğu kanlanması için de mutlaka bypass'larını da yapıyoruz. Ölü doku olmuş olan hasta bizim en riskli hasta grubumuz. Yani o hale gelmişse hastamız, yani kalbin büyük bir kısmı ölü doku haline gelirse bizim en riskli hasta grubumuz. Fakat onlar da mecbur ameliyat etmek zorundayız. Çünkü eğer bu ameliyat yapmazsak hastalarımız çok kısa sürede kaybedileceği bildiğimiz, kaybettiğini gördüğümüz hasta grubu. Tabii onlara konuştuğumuz risk tablosuyla kalp krizi geçirmeden gayet rahat yapabileceğimiz hasta risk tablosu birbirinden farklı. O hastalarımıza da tabii ki böyle bir ameliyat yaptığımda diğer hasta grubuna göre riskinin fazla olduğunu anlatıyoruz.
Olmadığı zaman olabilecek olayları da anlatıyoruz. Yani kısa sürede ölümle karşılaşabileceğini veya ölüm olmaksızın o ölü dokuda pıhtı dediğimiz kalp vücut ölü dokuda pıhtı oluşumu çok daha oturur. Pıhtı oturduğunda işte elinin kolunun felç olabileceğini, yatarak hale gelebileceğini veya yüzü gözü kör olabileceğini, konuşmasını bozulabileceğini hepsini her anlatıyoruz. Her yeri etkiliyor değil mi hocam? Tabii, tabii, tabii. Yani şimdi kalpteki pıhtı vücudun her yerine alıyor. Ciğerlerine, böbreklerine, beyin damarlarına, bacak damarlarına. Bunları hastaya anlattığımızda bilinçli insanlarımız durumu kavrayıp o halde bile riski kabul edip ameliyat yapıyorlar. O ameliyatları da gayet güzel, başarılı bir şekilde yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız ameliyatlar. Şimdi mesela yaklaşık 1,5 aylık geldiğim süreçte 4 tane, 5 tane bu ameliyatları da yaptık. Gayet de iyiyiz. Evet. Tabii hocam ameliyat yapıyla bir şekilde çözüm var. %98 dediğiniz gibi çok yüksek bir oranda bu işin çözümü var ama biz toplum olarak da illaki iş son raddeye gelmeden bu işlere girmiyoruz. Herhalde bu bizim sorumuz. Maalesef. Yani erkenden bu işe, yani bu işleri hiç olmadan, tabii, hiç riske etmeden gelip kontrollerimizi yaptırmak mutlaka, lazım. Mutlaka. Hangi aralıklarla evet, gelmek gerekiyor? Şimdi efendim, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hemen size tabii kitap bilgisi vereyim kabaca. Bu yöreye has konuşayım. Genel olarak eğer... Biz hocam bu yöreyi konuşalım. Bu yöreyi konuşalım. Evet. O zaman bu yöreyi konuşacaksak daha sık aralıklarla gelmesi lazım. Şimdi normalde kalp rahatsızlığı olmadığını ispatladığımız, yani EKG'si, EFOR'u, işte sintigrafiydi, anjiyo ile ispatladığımız hastalar kabaca 5 yıl tapusunu eline almıştır. Yani rahat bir şekilde. Yani şimdi 5 yıl tapu elinde deyip de kötü yaşamayacak tabii ki ama en azından bir 5 yıl boyunca kalp rahatsızlığını yakalamayacağını bilsin. Fakat diyelim ki kalp rahatsızlığını tespit ettik ama ameliyatlık değil. Veya işte damar duvarında plakları var, düzensizliği var veya %40-50 darlığı var. O da bir hasta grubu bizim için. Bunları daha sık aralıklarla takip ediyoruz. Öyle bir hal oluyor ki bunları belki her yıl bile anjiyo yapıp kontrol etmemiz gerekiyor. Atıyorum anjiyo oluyor, stent konuyor. Stent konulan hastaları bile belli aralıklarla kontrol etmemiz lazım. Mesela stent konulan hasta hemen birinci ayda bir kontrol yapılır. Ardından 6 ay sonra, ardından 1 yıl sonra. Yani stent de sonuç itibariyle %100 çözüm olmuyor. Stentli hastanın da belli aralıklarla mutlaka doktoruna gidip kendisinde problem başlangıcı tekrar var mı yok mu diye baktırması gerekiyor. Ama ben şahsen hiçbir şikayeti dahi olmasa halkımızın, hele hele Urfa yöresi için söylüyorum. 40 yaşındaki erkek hastanın, 40 yaşından gelmiş erkek hastanın, 50 yaşını aşmaya başlayan bayan hastanın mutlaka kalp kontrolünü sıfır kabul edip yaptırması gerektiğine inanıyorum ve öneriyorum. Hele hele ailede kalp hastası varsa veya kendinde de böyle şüpheli bir şikayeti varsa hiç yaşa bakmaksızın, ister 30 olsun ister 25 olsun mutlaka kalp doktoruna gitmeli. Aile öyküsü olanların takip sıklığı daha fazla olup hiçbir şey yoksa 5 yılda bir gerekse yılda bir kontrolünü yaptırmak zorunda. Bu çünkü ciddi bir olay. Şakaya gelen bir olay değil. Çünkü o kalp bozulduktan sonraki bizim de psikolojimiz bozuluyor. Yani güzel kalplere ameliyat etmek istiyoruz. İşimiz de rahat olsun istiyoruz. Önemli olan dediğim gibi kalbi bozmadan düzgün bir şekilde müdahale ettirir hale getirebilmektir. Hocam geçen akşam teyzemin biriyle muhabbet ederken dedi ki kızım ben dedi düzenli olarak aspirin kullanıyorum. İşte kalbime faydalıymış. Dedim kim verdi sana bunu, doktora mı gittin, doktor mu söyledi? Yok dedi, komşum söyledi, ondan duydum dedi, onun için ben de kullanıyorum dedi. Bunu biraz bir açabilir miyiz? Çünkü bu konuda gerçekten hastaların kafalarında evet, soru işaretleri evet, var. Şimdi aspirin çok kıymetli bir ilaç. Çok basit bir ilaç, salisilik asit. Ve gün geçtikçe de aspirinin birçok derde deva olduğunu görüyoruz. Ama aspirinin en fazla etkili olduğu olay kalp damar tıkanıklığının önlenmesi değil de kalp damar tıkanıklığı olabilecek bünyede damar tıkanıklığının ilerlemesini engelleyici yönü çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim, damardaki tıkanıklığın pıhtı oturup da tam tıkanmasını aspirin kullananlarda olma olayı daha az. Bu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ha aspirin kullanıp da aspirin kullanıp bende hiçbir şey olmayacak, yok öyle bir şey diyor. Faydası var ama. Tabii, ama mutlaka faydası var. Bir de aspirin sadece kalp damarı diye düşünmeyin lütfen. Damar deyince bakın her yere de damarımız evet, var. Gözümüze bile damar gidiyor. Yani parmaklarımıza bile damar gidiyor. Ayak parmaklarımıza bile damar gidiyor. Beynimize bile damar gidiyor. Kan gidiyor içinden. Şimdi bu aspirin sadece kalp damarı değil. Beyne giden ana damarlarımızı da koruyor. Onlar da olabilecek durumu da koruyor. Ama illa madem öyle ben aspirin kullanayım, yok. Öyle bir şey diyor.
Yani çünkü aspirin de her ne kadar ilaçsa da zehir gibidir. Örneğin hastalarda mide kanaması yapar. Midede yanma yapar. Yerinde mide rahatsızlığı yapar. Midede ülser oluşumunu hızlandırır. Yani keyfi bir şekilde ben hemen aspirin alayım demek de yanlış. Ama doktor damar hastalığı tanısı konmuş doktoru tarafından sende damarlarda problem var denmiş insanın aspirin dediğimiz o basit ilacı mutlaka eğer midesiyle bir şikayet yoksa kullanması her zaman iyidir. Evet. Teşekkürler hocam. Hocam şimdi siz uzun yıllar Ankara'da görev yaptınız. Çankaya 18 yıl. 18 yıl. Ve şunu da biliyoruz, birçok hasta mı sizi buraya gelmeden önce tanıyorlar. Evet. Biz Bayram Hoca'yı biliyoruz diyenleri evet. duydum. Evet. Sizi de bu bölgeden çok sayıda insan geliyor. Bu bölgenin biraz özelliklerinden de bahsettiniz. Yani özellikle yeme alışkanlıklarından kaynaklı kalp damar sorunları yaşadığını söylediniz. Siz şimdi buradasınız, Urfa'dasınız. Urfa'daki bir hastanede görev yapıyorsunuz. Bir yerde hastanede kullandığı bir şey ama Urfa yani doktor hastanın ayağına geldi. İyi olacak hastanın ayağına evet. gelirdi. Yani herhalde Urfaların ayağına geldi. Öyle bir durumunuz var. Ben şunu özellikle sizden öğrenmek istiyorum. Oraya giden hastalarımız neler yaşıyordu orada? Evet. Buradan giden hastalar. Çünkü bir hizmetin ayağa gelme durumu var burada. Bunu ben konuşmak istiyorum. Hakikaten evet. değerli bir evet. Bu konuya konu değindiğiniz için teşekkür ederim. Bence bu programın bir amacı da bu olmalı. Şimdi geldiğim günden beri bu yörenin insanlarında ameliyat kelimesini, ameliyat olması kararını verdiğimiz zaman hemen bir tepki. Ben gideceğim. İşte Adana'ya gideceğim, Ankara'ya gideceğim, işte İstanbul'a gideceğim. Yani böyle bir alışkanlık nedendir bilmem Urfa'da bir oturmuş. Şimdi efendim ben 18 yıldır Ankara'dayım. Bana sadece Urfa değil, Antep, Gaziantep yöresinden, Adıyaman yöresinden, doğunun da birçok illerinden hasta geldi. O insanlarımızın yaşadığı sıkıntıyı bizzat ameliyatta yapan kişi de olduğum için biliyorum. Şimdi bu kalp ameliyatı. Yani kalp ameliyatının sonunda hele hele kalbi bozulmuş hasta olursa sonunda ölüm bile var. Yani insanlar Ankara'ya, İstanbul'a, Adana'ya, Antep'e yani bulunduğu ilden bir yere gittiğinde şöyle gitmiyor ki gidiyorsun orada bir sihirli değnek var vuruyorlar düzeliyorsun geliyorsun. Yok öyle bir şey. Yani bizim bile kendi yöremden Urfa'dan, Antep'ten, Adıyaman'dan gelip de ameliyat olup 5-6 gün diye gelip 10 günlere, 15 günlere hatta ölen hastalarımız oldu. Şimdi düşünün, bu insan tek gelmiyor bu hasta. Yanında hanımı geliyor, işte evliyse çoluğu çocuğu geliyor, belli bir yaşta çocukları varsa mutlaka geliyor. Düşünün en az 2-3 kişi geliyor. O insanların otellerde kalışı, misafirhanede misafirliği, yemesi, içmesi, kendi evi gibi değil, perişanlık. Ya bunlar çok yaşadığım için, bildiğim için söylüyorum. Hele hele Allah göstermesin bu hasta ölüyor. O ölünün o Ankara'dan İstanbul'dan gelmesi, cenazemizin getirilmesi o kadar kötü bir şey ki arkadaşlar. Evet. Orada zaten o ölümü yaşayan insanların ben yanındayım biliyorum. Ne yapacağını bilmiyorum. Yani cenaze aracını ayarla, işte belediyelere git, işte özel ambulans şeyde, işte yani bunlar çok karmaşık şeyler. Şimdi bu olayları yaşayan bir insan olarak Urfa yöresine, Urfa halkına, hatta Antep'teki hemşehrilerinde duyuyorlar inşallah beni, Adıyaman'dakiler de duyuyor. Şimdi bakın ben buraya tek gelmedim. Şu anda ben Ankara'da yaptığım günlük 4-5 ameliyatın aynısını ekibimle buraya gelerek de yapıyorum. Yani Ankara'da nasıl ameliyat yapıyorsun? Burada da aynısını yapıyorum. Yanında yoğun bakımcımı getirdim, ameliyathane hemşiremi getirdim, servis hemşiremi getirdim, doktorumu getirdim. Ekip olarak. Ocak ayında başka bir doktor arkadaşım daha gelecek. Yani şimdi bulunduğum hastane, isim verelim değil mi? Yani Orta Doğu Sağlık Merkezi, OSM Hastanesi. Bizleri zaten size Ankara'ya ayağınıza getirdi. Yani şimdi Ankara'ya gideceğim ben diyor. Ya Ankara'ya gideceğim zaten benim yani benim yani. Ben ve bana benzer bir cerrah yani. Şimdi ben buraya gelmişim. Yani Ankara'da ameliyathane altından yaldızdan diyor ki gene aynı ameliyathane. Hatta şunu söyleyeyim. Bu ameliyathaneler, bu hastane inanın Ankara'da belki bir iki tane var. Yani benim çalıştığım hastanenin arasında bir tanesi kadar denk diyeyim. Hatta o bile bu hastanenin altında bir teknik tesisat ortam bakımından daha da geri. Şimdi hele hele kalp ameliyatı insan faktörü ise ki doğrusu öyle. Yani bu ameliyat olacaksanız bu işi çok yapana, bu işin ehli olana, bu işi düzgün yapana gidecekseniz. Şimdi insan faktörü de buradaysa ne işiniz var Ankara'da? Ne işiniz var İstanbul'da? Yani eminim ki buradan işte Karaköprü'den insanın bu hastaneye gelmesiyle
Ankara gitmesi herhalde farklı bir şey değil mi yani? Evet. Ya kolay değil. Evet. Hele hele bu maddi zorluklarla, bu kış şartlarında, iklim şartlarında. Benim demek istediğim şu, lütfen insanlarımız bu önyargıdan kurtulsunlar. Bakın, OSM Hastanesi çok büyük bir fedakarlık yaparaktan bizleri getirdi. Bizler zaten Ankara'daki aynı ortamı buraya oturtturduk. Ben tek gelmedim. Yanımda birçok arkadaşımı getirdim. Sağ olsunlar, hastane yönetimi de hiçbir zaman itiraz etmedi. Onları da karşıladı. Onları da yerleştirdi. Hastane diğer branşları da aynı şeyi yaptı. Mesela bir onkolojide, mesela bir onkolojik genel cerrahide, tüp bebekte. Yani şu hastanenin kıymetini bilsin insanlarımız. Şu anda Türkiye'de birçok büyük illerde yapılan işlerin aynısını yapıyoruz. Yani ben şu anda nasıl bypass'ı nakış gibi dokuyorsam orada da aynısını yapıyordum. Aynı aletle yapıyorum, aynı şeyle yapıyorum, aynı yöntemle, aynı hemşireyle yapıyorum, aynı doktorla yapıyorum. Evet. Yani aynı yoğun bakımla yapıyorum, aynı aletle de yapıyorum. Oradaki hizmet kalitesi yani buraya geldi. Şimdi şu önyargıdan çıksınlar. Evet. Ankara. Ankara zaten benim Ankara. Yani Ankara geldi, burada Ankara. Aynen. Hoş gelsinler, sefa gelsinler, buyursunlar. Peki. Hocam, programı vaktimiz dolduğu olarak kapatmamız lazım da son bir anekdot almak istiyorum sizden. Şöyle bir çırpıda aklınıza gelen, yani siz belki her gün bir hayat kurtarıyorsunuz. Kalp o kadar önemli ki, dediğiniz gibi gözden tutun işte her yere kadar gidecek kanın pompalandığı organımız, kan, kalp. Kalple alakalı ameliyatlar yapıyorsunuz. Şöyle belki dediğim gibi çok can kurtarıyorsunuz. Şöyle hatırladığınız, sizi çok mutlu eden ne var? Bir onunla kapatalım isterseniz. Şöyle şimdi, bir hatırladığınız bir şey var mı? Var. Burada hemen bir olay yaşadım. Şimdi ben geldiğimin işte 20. günü falandı. Bir aort diseksiyonu dediğimiz bizim kalp ameliyatının en ağırı. En ağırı, gerçekten en ağırı. Kalp nakli bile ondan kolay bakın yani. Kalp nakli ondan kolay. Bir ameliyat olması gereken bir hastamla karşılaştım burada. Tabii hemen hasta ve çevresi, eyvah Ankara mı, İstanbul mu, bir gerginlik. Yani ben bile hekim olarak şöyle düşündüm, ya ben bunu yani yüzlerce yaptım bir ameliyat. Bu gerginliği görünce dedim acaba göndersem mi, ama gönderemem de hastayı. Çünkü yola gidecek bir hasta değil, genç bir hastamızdı. Gittim kendisiyle konuştum, sağ olsun bana da gereken güveni ve şeyi kabul ettiler. Gayet de güzel sağlığına kavuşturduk. Şimdi işte evinde, sağlığı sıhhati yerinde. Onun bu en ağır ameliyatı burada yapıyor olmam, yani o insan da bana görmüş olması bana bir onur, gurur verdi. Evet. O güzel bir anı. Şimdilik güzel bir anım. Eminim ki Urfa'da çok da güzel anılarım olacak. Çok da güzel insanların sağlığına kavuşan insanlar beni seveceklerdi. Ben Urfa'yı çok seviyorum. Bu yöreyi çok seviyorum. Dediğim gibi 18 yıllık birikimimi buraya getirdim. Çoluğumu çocuğumu da getirdim. Çocuklarımı okullara yazdırdım. Artık evinizdeyiz. Yani bize güvenin, rahat olun. Aynı tecrübeli ekip burada ve hizmetinizdeyiz. Peki. Çok teşekkür kalbiniz ederim. Kalbiniz emin ellerde. Çok teşekkür peki, ederiz çok teşekkür hocam. Çok teşekkür ederim hocam katılımınızdan dolayı. Programımızın sonuna geldik. Evet. Vaktimiz de doldu. Güven, seni söylemek istediğin şeyler varsa onlardan atla. Ellerinize sağlık hocam. Sağ her şeyden arkadaşlar. Önce çok önemli bilgiler de verdiniz bize. Çok değerli bilgiler de verdiniz. Bundan sonraki programımızda yine çok değerli bir konuğumuzla çok önemli bir hastalığı konuşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar. OSM Orta Doğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sundu.